Veteriner hekim Özlem Küçükkepeci İnce ile birlikteyiz. Özlem Hanım'a bugün birkaç tane sorum olacak güncel konularla ilgili. Özlem Hanım merhabalar öncelikle. Merhaba. Bize mikroçip nedir? Neden mikroçip takılması gerekiyor hayvanlara? Bunu anlatabilir misiniz biraz? Mikroçip, evcil hayvanların kayıt altına alınması, sayılarının belirlenmesi için deri altı çeşitli bölgelere uygulayabildiğimiz küçük bir aygıt, küçük bir elektronik aygıttır. Şu şekilde her hayvana özgü birer tane aplikatörü bulunur. İçinden çıkan ve deri altına uygulanan cihaz büyüklüğü ise pirinç tanesi büyüklüğü kadardır ancak. Hı hı. Bunun üzerindeki kod hayvanın ismi, hayvan sahibinin bilgileri, ırkı, yaşı gibi bilgileri barındırır. Yani bu koda bakıldığında hayvan sahibine ulaşabilmek amacımız. Yani sokağa bırakılan hayvanların önüne geçmek, kaybolan, kaçan hayvanların sahibine ulaşabilmek asıl amaç bu. Nerelerde çip taktırılır? Çip taktırmanın prosedürleri nelerdir? Tarım il ve ilçe müdürlükleri ile herhangi bir özel veteriner kliniğinde mikroçip uygulaması yapılabilir. Mikroçip hangi hayvanlara takılıyor ve bunun maliyeti ne kadar? Kedi, köpek ve gelincikler mikroçipleniyor. Hayvan başına maliyeti pasaportuyla beraber bu yıl itibariyle 160 TL. Süre konusunda 31 Aralık'a kadar diye geçiyor ama haberlerde, basında yer alan. Biz de tam yıl sonundayız. Doldu mu şu anda Özlem Hanım yoksa yılbaşından sonra ücretleri artacağı için mi bu şekilde lanse ediliyor? Hemen söyleyeyim. Mikroçiplerin sayısı yeterli gelmedi. Bu yüzden de mikroçiplenme işlemi yapılmayan hayvan sahiplerinin cezaya uğramaması için, ceza yazılmaması için devlet beyanname yazılmasını söyledi. Yani eğer sizin bir hayvanınız varsa mikroçip taktırmak istiyorsanız ama gittiğiniz kurum ya da kuruluşta mikroçip bulunmuyorsa ya da pasaport bulunmuyorsa, çünkü ikisinin aynı anda bulunuyor olması gerekiyor. Klinikte ya da Tarım İl İlçe Müdürlüğü'nde bir beyanname dolduruluyor. Bu beyannamede sizin hayvanınızın varlığı, işte bütün bilgileri, yaşı, rengi, ırkı, türü, ismi yazılıyor, sizin bilgileriniz, kimlik bilgileriniz yazılıyor. İkinci bir acil durumlarda ulaşılacak kişinin kimlik bilgileri, adres bilgileri yazıyor. Biz de sisteme kayıt yapıyoruz ki sistemde kayıt oluşturulduktan sonra bu kişi mikroçip taktırmak istemiştir ama elimizde mikroçip mevcut bulunmadığı için mikroçip takılamamıştır diye bir beyannameye biz de imza atıyoruz. Biz de bu listeyi kendi hasta sahiplerimizin bilgilerini dolduruyoruz her beyanname sonrası. Sonra bunu kendi veteriner hekimler odamıza bırakıyoruz. Onlara teslim ediyoruz. 31 Aralık mikroçip uygulaması için son tarih olmakla beraber dün akşam 29 Aralık akşamı beyanname için son tarihti. Bunun sebebi de devlet daireleri 30'u, yani bugün tek iş günü olduğu için, bu beyannameleri de onlar işleme koyacağı için devlet memurlarına bu kadarlık bir zaman tanınmış oldu. Bizim verdiğimiz beyannameleri de onlar sisteme geçirecekler. Yani son gününden bir gün önce çekilmesinin sebebi bu. Ne fiyatı arttırılacağı için ne de başka bir art niyet var bu durumda. Mikroçipler yok ve bu kayıtların tamamlanması gerekiyor. Dün beyannamenin son günü belli kısıtlı sayıda mikroçip ve dijital pasaport tanımlandı üzerimize. Benim için şu anda bu klinik için 30 tane dijital pasaport tanımlandı. Yani bugün 30 tane hayvana mikroçip takıp, bugün ve yarın 31'i son olduğu için mikroçip takıp kimliklendirebiliriz dijital ortamda. Yine de gerçek pasaportun, fiziki pasaportun gelmesi biraz daha vakit alacak gibi görünüyor. O yüzden bu kadar bütün işlemler sıkıştı. Özlem Hanım, hayvan sahipleri size geliyor mikroçip taktırmak için. Onlar ne düşünüyorlar bu konu hakkında? Tepkileri nasıl? Yani büyük bir kısmı, kendi hasta sahiplerim için söyleyebilirim ki bunu, benim görüşüme önem veriyorlar. Taktıralım mı, taktırmayalım mı diye soruyorlar. Diyorlar ki siz objektif bir insansınız, hekimimiz olarak size güveniyoruz. Taktır derseniz taktıracağız, taktırmayın, bekleyin derseniz bekleyeceğiz. Ben de bütün hasta sahiplerine taktırmaları gerektiğini söylüyorum. Çünkü Avrupa Birliği'nin birçok ülkesinde bu kimliklendirme işlemleri yıllar öncesinde başladı. Şu anda gayet güzel devam ediyor. Bizim de hayvan sayımızı kayıt altında tutabilmemiz için mikroçip uygulaması şart.
Hem belli bir süre sonra sokaktaki hayvanların da mikroçiplenmesi lazım bana göre. Hayvan sahiplerinin bir kısmı da taktırmasam ne olur ki? Neden taktırıyoruz? Bu para işte sizi zengin etmek için mi? Şimdi 160 TL gibi bir ücretle tabii ki biz zengin olmayız ya da biz zengin olalım diye yapılmış, kurulmuş bir düzen değil. Zaten tek bir yerden alınıyor. Bütün herkes tek bir yerden alıyor. Pasaportlarına da, mikroçiplerini de biz kendi veteriner hekimler odamızdan satın alıyoruz. Yani bize de ücretli geliyor. Bize ücretsiz gelip de biz vatandaşa ücretli yapıyormuşuz gibi bir durum söz konusu değil. Kendi hasta sahiplerim, yıllar içinde güvenli bağ kurduğum bir samimiyet ortamı olan hasta sahiplerim itiraz etmeden mikroçiplerini taktırdılar hayvanlarına. Ama yeni yeni tanıştıklarımız işte ya da sadece sormak için gelen bazı hasta sahipleri tepki gösteriyorlar. Mikroçip ne gerek var? Bizi de mi çipleyeceksiniz diyorlar. Hayır öyle şey olur mu? Estağfurullah yani. Bunun anlamı hayvan evden kaçarsa ya da çalınırsa, kaybolursa bunun önüne geçmek. Bu kimliklendirme işleminin mantığı bu. Bir de şöyle bir söylenti ve duyum var. İşte sokak hayvanları çipli olmadığı için çipsiz hayvanlara artık tedavi uygulanmayacak, veteriner hekimler bakamayacak gibi bir söylenti var. Biz bunun doğrusunu sizden öğrenelim. Sahipsiz hayvanlara mikroçipi olmadığı için tedavi yapılmayacağı doğru değildir. Çünkü sistemde bizim de bir sistemimiz var. Devletin bize uygulamamızı söylediği bir sistem var. Bu sistemde sahipsiz hayvan butonu var. Yani yoldan bulduğunuz herhangi bir hayvanı rahatlıkla herhangi bir kliniğe götürüp yine tedavisini yaptırabilirsiniz. Sahipsiz hayvan butonundan tedaviler yapılmaya, aşılar yapılmaya sokak hayvanları için devam edecek. Hiçbir vicdana sığmaz sokak hayvanlarının tedavi edilmeyeceği gibi bir şey de söz konusu değil. Her hasta sahibinin bilgilerini bilgisayara devletin sistemine kaydediyoruz. Aynı şekilde hayvanlarını da kaydediyoruz. Ama biliyorsunuz ki her hayvan sahipli değil. Bir opsiyon var orada, bir seçenek var. Orada sahipsiz hayvanı işaretliyoruz. Hani A kişisine ait bir hayvan olarak değil, sokaktan bulunmuş sahipsiz bir hayvan olarak da tedavisi yapılabilir sokak hayvanlarının pek tabii. Ya da sokak hayvanını o anda sahiplenmek isterseniz yine o anda bulduğunuz sokak hayvanları bulduğunuz gün sahiplendirilip kimliklendirme işlemleri yine yapılabilir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederim.